Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemlidir. Sevgilerimizle. Benim 4 yaşında çocuğumun vebalini hiçbir zaman ödeyemesinler. Bayrağı parçalayarak indirmişler. Hastanede doğduğunda Allah ve anne dedi. Doğduğu gün mü Allah? Evet, doğduğu gün Allah dedi. Rüyamda Hayrettin'i gördüm. Bembeyaz giyinmişti. Sağ elinde kına vardı. Hayrettin, şehit kınanı da mı yaktılar dedim. Bu kadar erken mi yaktılar dedim. Kulağından parça kopmuş, kulağı kopmuş. Göreceğim dedim. Yani görmediğim sürece, yani onun öldüğüne inanamam ki. Görevli beni ilaçlı deyip dışarı çıkarttı. Belki de öpecektim yani. Bilmiyorum ki ne yapacaktım. Yani gerçekten bilmiyorum. Son görüşümdü. Adli tıp. Futbol sahasının içine tabutunu getirdiler. Hayatım böyle ellerde geldi, ellerde gitti. Ya keşke yaşamasaydık, keşke olmasaydı. Anne dedi, benim dedi, babam dedi, yaşasaydı dedi. Benimle böyle konuşurdu değil mi dedi. Konuşurdu anneciğim dedim. Çağla döndük. Bu da benim babam dedi. Bir hafta dilim tutuldu, hiç konuşamadım. 8 ay hiç uyku uyumadım, gözümü kapatmadım. Lanet olsun teröre. O askerden ne istiyorsun? O polisten ne istiyorsun? Sivilden ne istiyorsun? O kan aktığı zaman benim bayrağımın kanı daha da kızıllaşıyor. Dilerim ölümleri milim milim olur. Böyle bağıra bağıra can verir. Vatan uğruna canını verdi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yeni bir Anlatırsam Film Olur ekstra programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben yönetmen Yunus Çevik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bu haftaki konuğumuz Bengü Güler. Bengü Hanım'ı İstanbul Demirkapı'da bulunan Şehit Aileleri Yardımlaşma, Sosyal, Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Güner Bey vasıtasıyla tanıdık. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Evet. Ama kısa bir özet geçelim. Anlatırsam Film Olur ekstra programında biz konuklarımızın hayat hikayeleriyle izleyicilerimize örnek bir hayat hikayesi oluşturmayı hedefliyoruz. Sizi o yüzden burada ağırladık. Konuklarımızdan sadece gerçek hikayelerini anlatmalarını istiyoruz. Siz de bizi kırmadınız. Bu davet için çok teşekkür ediyorum. Kendi hayatımı ve sonraki yaşadıklarımı anlatma fırsatı verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizi tanıdığımız için mutlu olduk. Eşiniz 2008 Güngören patlamasında vefat eden bir şehidimiz. Evet. Tüm şehitlerimize gani gani Rabbim rahmet eylesin. Rabbim rahmet eylesin. Buradan izleyicilerimizden de yayına başlamadan dua bekleriz. Çok memnun oluruz aileleri adına. Sonuçta bizler unutmuyoruz. Bizler bayrağımızdaki kırmızıyla yaşıyoruz. Şehitlerimizin kanı var. Rabbim onlara yattıkları sürece çoluklarımıza, çocuklarımıza, vatanımıza, milletimize, askerimize uzun uzun ömürler versin. Bizler yeterince şehit verdik. Bundan sonra dilerim Rabbimden şehit haberleri almayalım. Hiçbir yuvaya ateş düşmesin. Hiçbir yuva ışıksız kalmasın. Bengü Hanım, sizi tanımak isteriz. 1978 senesinde İstanbul'da doğdum. Kanarya ilçesinde büyüdüm. İlkokulu ve ortaokulu orada okudum. Liseyi daha sonrasında Avcılar'da okudum. Güzel bir çocukluğum oldu. Kanarya'da tepe olduğu için o dönemde de terör yeni yeni başlamıştı ya da vardı, ben bilmiyorum. Çocuktum çünkü. O dönemde çok fazla çocuklar kaçırılıyordu. 8 yaşında beni ailem, okullar tatil olduğu zaman 15 tatilde ve daha sonrasında beni korumak, bana zarar gelmemesini sağlamak adına işe başlattılar. Ben de işin değerini anladım zamanında. Çalışmanın, üretmenin, ne bileyim para kazanmanın ya da paranın değerini anladım. Eczacının yanında çalışıyordum. İlaçları öğrendim, iğne yapmayı öğrendim. O dönemde tansiyon ölçmek çok büyük bir yani başarıydı benim için. 8 yaşında bir çocuksun sonuçta. Mesela 8 yaşında iğne yapabiliyordum. Böyle böyle hayata adım attım. Genç kız oldum. Çalışmaya yine devam ettim. Yüreği çok güzel olan bir annem var benim. Bu fikir de annemden çıktı, çalışma fikri de. Annemiz bizim başımızın tacıdır. Annemiz bize anne değil, arkadaştır. Kardeştir, abladır. Çok büyük de annedir bizim için. Annemin sayesinde işe atıldım ama sonuçta maddi imkansızlıklardan değil. Annem bana zarar gelmemesini sağlamak için
bu şekilde davrandı. Tabii ki o dönemde çocukça düşünebiliyorsun, işte Ayşe sokakta oyun oynarken ben niye buradayım? İşte neden onlar uyurken ben işteyim? Çok fazla düşünüyorsun ama işte iyi ki yapmış annem, iyi ki beni korumuş, iyi ki beni kollamış, iyi ki bana sahip çıkmış. Hala da öyle. Allah kimseyi annesiz bırakmasın. Babam 5,5 yıl yatalak kaldı, 2 bacağı kesildi. Psikolojik olarak çok etkilendik kardeşim ve ben. Kardeşim o süreçte çalışamadı, erkek kardeşim. Babanın bakımını üstlendi. Ben de çalışıp eve getiren kişi olarak devam ettim hayata. Çünkü babaya sonuçta bir kişinin bakması gerekiyordu. 5,5 yıl çok zordu bizim için. Babam da çok sıkıntılar çekti yatarken ama ayağa kalkmayı reddetti. Bacağı kesildikten sonra hiç kalkmadı ayağa. Sonrasında da organ yetmezliğinden vefat etti. Başın sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Hatta kardeşim göğsüne babamın ölüm tarihini dövme yaptırdı, erkek kardeşim. Mutlaka vardır onun içinde bir anlamı. Daha sonra süreç nasıl gelişti? Kanarya'dan Avcılar'a taşındık. Orada lise dönemim geçti. Lise son sınıfta da Güngören'e taşındık. Taşındığımız dönemde kardeşim futbola merakı vardı. Futbol okuluna verdik onu. Başarılı da bir futbolcuydu. Sevilen de bir futbolcu. Daha sonrasında Hayrettin Hoca hep bizim hayatımızdaydı. Bir Hayrettin Hocamız vardı. O zamanlar biz hani Hayrettin Hoca derdik. 7 yıllık hocayı tanıma sürecinden sonra tesadüfen evlilik kararı aldık biz. Evlendik. Ailesiyle beraberdik. Ailesiyle beraber yaşadık. 2 sene sonra 2004 senesinde bir kızımız oldu. İsmi Çağla. Çağla'da çok güzel hayallerimiz vardı. Çağla doğduktan sonra babası şunu dedi. Ya düşünsene dedi, bir gün dedi bizim dedi çocuğumuz dedi büyüyecek ve dedi milli bir yüzücü olacak dedi. Ne kadar güzel bir şey dedi. Ay inşallah diyordum, ne kadar güzel olur diyordum. Şu an kızım çok güzel yüzüyor ama yapamadı. Yani daha doğrusu hiç öyle bir eğilimde bulunulacak, belki hayat şartlarından onu da bilemiyorum. Ama buna fırsatımız olmadı. Çağla bize çok güzel gelmişti. Çok güzel bir bebekti. Hastanede doğduğunda Allah ve anne dedi. Doktorlar kucaklarından düşürmediler Çağla'yı. Doğduğu gün mü Allah evet, dedi? Evet, doğduğu gün Allah dedi. Doğduğu gün anne dedi. Ve Çağla çok erken konuşan bir çocuktu. 9 aylıkta her şeyini anlatabiliyordu Çağla. Babamız işinden dolayı futbol antrenörü olduğu için işinden dolayı evimize geç gelirdi. Baba işten geldiği zamanlar sırtını çıkardı eşimin. Montunu dahi çıkartacak fırsat vermezdi. Mesela eve gelip 2 saat Hayrettin'in montunu çıkartamadığı dönemler vardı evimizde. Babasından bir şey istediğinde bir şarkı vardı. Aşkım baksana bana. Benim kızım da Hayruş baksana bana diye seslenirdi. O ona öyle seslendiğini bilirdi ki benim eşim kesin Çağla babadan bir şeyler isteyecek. Yani kesin bir şeylere ulaşmaya çalışıyor Çağla. İyi ki o zamanlar demiş Hayruş baksana bana diye. Siz çalışıyor muydunuz peki? Evli olduğum dönemde çok kısa bir süre çalıştım. Zaten evliliğimiz 6 yıl 3 ay sürdü. 6 Temmuz Çağla'nın doğum günü, 4. yaş günüydü. 27 Temmuz'da hiç yaşamayı istemediğim o geceyi yaşadık. Çok zordu. Saatlerce eşimi aradım. Daha doğrusu ilk patlamada aslında benim eşim evimizin köşesindeydi. Önce bir ses bombası patlatmışlar. Evet, şimdi. Evet. Mesela benim eşim kana bakamazdı. Çağla'yı hastaneye götürdüğümüz zamanlarda Çağla kan vereceği zaman eşim benim koridorun sonuna giderdi. Kan tutardı kendisini. İlk patlamada evet ses bombasıydı ama ilk patlamada da ölenler var, zarar görenler olduğu için. İzleyemedim, göremedim, bilmiyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Zaten kaldıramadım da seyretmeyi. Normalde de benim eşim gece 2'den, 3'ten ya da 1'den aşağı gelen biri değildi, işi gereği. İşte antrenmanları olurdu. Oradan çıktığında işte ne bileyim bir arada tabii ki dinlenmek istediği olurdu ama her zaman benim eşim geç gelirdi. Benim eşim o gün erken geldi. Evliliğimiz süresince böyle toplamda yapamadığımız şeyi biz bir günde yaptık. Mesela o gün 6'da geldi Hayrettin. Geldiği zaman Çağla'yı aldı, evimizin yanı belediyeydi. Belediyenin önünde Çağla'yı işte dolaştırdı, etti, yemek yedik. Normalde yemek yediğimiz zaman artık naz mı dersiniz, kapris mi dersiniz, ne dersiniz ben bilmiyorum da. Tabağımda benim mutlaka bir şeyler kalırdı. Çok severdim, Hayrettin ya bunu da sen ye derdim ona. Her zaman bunu söylerdim. O gün benim tabağımda makarna vardı. Yani ilk yemeği hatırlamıyorum. Makarnamız vardı, onu hatırlıyorum. Benim makarnam kalmıştı.
Haydi bunu yesene dedim, kaldı falan. Bence de artık sanırım yiyemeyeceğim dedi. Hani diyoruz ya, rızkı bu kadarmış. O makarnayı yiyemedi mesela Hayrettin. Daha sonrasında ben mutfağa geçip bulaşıkları yıkamaya başladığımda elektrik patladı. Mutfağın elektriği. Eşim de ampulü değiştirdi. Voltajı düşük ampul taktı. Ampulü değiştirdiğinde çok karanlık oldu. Hayrettin, içimi kararttın, niye böyle yaptın dedim ben dönüp de ona. Neyse şimdilik böyle olsun, sen bir idare et dedi bana. Saat 9 olmuştu. 9'u geçiyordu. Benim bir ihtiyacım vardı. Köşede de kuru yemişçimiz vardı. Eşim benim istediklerimi aldı, sepeti saldım ben. Bir patlama oldu, bir ses oldu. Patlama olduğunda hatta dedim ki ne oluyor Hayrettin dedim. Dedi ki sen dedi korkma. Çağla iki kere babasına seslendi. Babası döndü, el salladı. Bir daha seslendi, babası el salladı. Üçüncü de babası dönmedi. Bana sadece dönüp şey dedi, sen sakın korkma dedi ve gitti. Son sözü oydu bana. Daha sonrasında ikinci patlama oldu. Kuşlara çok bağlıydı. Daha sonrasında kuşları evde görmeye tahammül edemedim. Çalışmış olduğu futbol kulübüne yolladım. Orada baktılar. Kaç yaşındaydı Çağla? Çağla 4 yaşına girdikten 20 gün sonra biz bu olayı yaşadık. Çağla çok ufaktı. Hiçbir şey anlamıyordu. Ama hissediyordu. Çok huzursuzdu. Daha sonrasında normalde dediğim gibi Hayrettin kana bakamazdı. Ama ilk patlamadakileri yardım ederken daha şiddetli olan ikinci patlama oldu. İkinci patlama olduğunda hissettim mi? Herhalde hissettim diye düşünüyorum. Ama yine de içimde bir hani yok canım falan, yani yok, yani yoktur vardı. Aslında eşiniz ilk patlamada eve dönebilirdi. Evet. Dönmeyip insanlara yardım etmeyi tercih etti. Aynen öyle. Yani o kan tutan insan, oradaki insanlara nasıl yardımcı oldu? Oradaki insanları nasıl taşıdı? O kana nasıl baktı? Çünkü ilk patlamada da ölümler vardı. Yardım ederken olduğu söyleniyor. Zaten çok yakında oldukları için. Uzak mesafede olanlara da oldu ama yakındaydı. Zaten bulunduğu yerde ne gariptir ki abisinin evinin karşısında bir köşedeydi. Öldüğünde orada ölmüş. Daha sonrasında bana görenler söyledi. Çünkü işte nerede öldü? Ne oldu? Nasıldı? Hani merak ediyorsun çünkü bilmiyorsun. Yani sapasağlam gitti. Ölüm haberini de ben çok geç aldım. Çevremdeki insanlar zaten ilk ölenlerde ismi açıklanmış. Ama çevremdeki insanlar gizlemeye de çalıştılar. Ben 3-4 saat sonra canlı haber bülteninde ölüm haberini aldım. Eşimi arıyordum. Sokaklarda aradım. Aklıma neresi geliyorsa gidebileceği yerlerde aradım. Adliyeden telefonunu aldığımda 69 tane aramam vardı. Telefon zaten kapanmıştı. Açtığımda sadece benim 69 aramam gözüküyordu. Şarjı bitmiş. Ölüm haberini aldığımda inanamadım. Yani inanamadım. İnanmadım yani. Nasıl olur ki? Bana korkma diyen adam. O koskocaman adam yıkıldı. İnanmadım. Önce hastanelere gittim. O akşam çok fazla kargaşa var hastanelerde, çok yakın hastanelerde. Ufak bir patlama değil, çok fazla yaralı vardı. İlgi hastanesine gittiğimde, acilden içeri giriş yaptığımda bir defter gördüm. En alt sırada Hayrettin Güler ex-oldu yazıyordu. Zaten ondan sonra kendimi kaybettim. Sanırım iğne falan vurdular, bilmiyorum. Kendimde değildim zaten, artık hani ondan sonrası bitmişti. Yine inanmadım. Adli tıbba gittim. Adli tıpta sabaha karşı 4'e 5'e kadar bekledik. Hani göreceğim. Yani inanmıyorsun. İnanamıyorsun yani. Göstermediler. Eve geldik. Eve geldiğimizde sabah ezanı okuyordu. Hayatımda kıldığım en zor namazdı. Dualara başlayamıyordum. Okumakta zorlanıyordum. En son elimi yüzüme vurup da Allah'ım sen affet deyip kalktığımı hatırlıyorum. Sonra sızmışım, bir ara sızmışım. Sızdığım zaman da rüya gördüm. Rüyamda Hayrettin'i gördüm. Bembeyaz giyinmişti. Sağ elinde kına vardı. Hayrettin, şehit kınanı da mı yaktılar dedim. Bu kadar erken mi yaktılar dedim. Hiç konuşmadı Hayrettin, arkasını döndü gitti. Sabah oldu, adliye tıbba gittik. Göreceğim dedim, yani görmediğim sürece yani onun öldüğüne inanamam ki. Yani görmem gerekiyordu. Sonra sadece yüzünü açtılar.
Haritin o kadar böyle uzun duruyordu ki o sedyede. Yani böyle Hayrettin gibi değildi. Ama yüzünü açtıklarında yüzünde siyah siyah noktalar vardı. Sonra ben başını çevirmek istedim ama adli tıptaki görevli başını çevirmedi. Onu da sonrasında adli tıp raporunu aldığım zaman anladım. Kulağından parça kopmuş. Kulağı kopmuş. Belki benim görmemi istemediler. Böyle yaklaştığımda görevli beni itti. Hatırladığım ilaçlı dokunmayın. Yani o an belki de öpecektim yani. Bilmiyorum ki ne yapacaktım. Yani gerçekten bilmiyorum. Görevli beni ilaçlı deyip dışarı çıkarttı. Dışarı çıkarttıktan sonra artık inandım. Öldüğüne inandım. Toplu olarak gömülmesini istemedik. Vasiyet etmiş Hayrettin. Beni annemin bulunduğu mezarlığa gömün diye. Bir arkadaşı gelip söyledi. Hani hocanın vasiyeti var. Siz nasıl derseniz dedi. Ben de ya o nasıl istediyse öyle olsun dedim. Ne diyebilirim ki yani? Ondan sonra kulübe götürdük. Çalıştığı kulübe, Bağcılar Spor Kulübü'ne. Hayrettin'i adli tıpta gördükten sonra 2 sene sonra şu geldi benim aklıma. Neden ben bir daha görmedim? Neden ben bir daha gidip bakmadım ki o muydu diye? Son görüşümdü adli tıp. Sonra bütün futbolcuları geldi. Sevenleri geldi. Ellerde halı sahanın içine, futbol sahasının içine tabusunu getirdiler. Elden ele gitti. Bir baktım hayatım öyle ellerde geldi, ellerde gitti. Daha sonrasında gömdük. Beni gömerlerken yanına götürmediler. Beni aşağıda beklettiler. Şehit mezarlığına mı defnettiler? Hayır, şehit mezarlığına. Biz şehit olarak anılmıyoruz bizler zaten. Bizler sivil şehit olarak anılıyoruz. Bizler farklı bir statüde sayılıyoruz devlet tarafından. Yani bizler normal şehit aileleriyle, asker ve polis şehit aileleriyle bir tutulmuyoruz zaten. Ayrı kategorideyiz bizler. Bizlerin hakları çok çok sınırlı. Eşim ölmeden 2 gün önce bir rüya görmüştü. Rüya gördüm dedi. Hayati ne gördün dedim. Ne rüya gördün dedim. Anlatırım dedi. Ama bana bir türlü o rüyayı anlatamadı. Malum mu oldu, ne oldu bilmiyorum. Ama bana anlatamadı. Yani eşim o rüyayı anlatamadı bana. Bazen aklıma geldiğinde acaba ne görmüş olabilir ki diye düşündüm. Düşündüğüm çok oldu ama bilmiyorum. Ne gördüğünü bilmiyorum. Hayrettin'i gömdükten sonra evimize geldik. Evimize geldiğimde mutfağa geçtim. Mutfakta böyle camda 2 tane beyaz güvercin geldi. Dedim ki hoş geldin dedim. Hayrettin kuşları çok severdi. Onun da güvercinleri vardı. Ölmeden önce onlar da çalınmıştı, bakıyordu. Ama onlar da çalındı, güvercinleri. 1 saate yakın o güvercinler hiç kıpırdamadan. Orada durdu 2 tane güvercin. Ben de kıpırdamadım. Hani belki camı açsam kaçar mıydı? Hani hep böyle düşündüğüm için açmadım o camı. Ama 1 saate yakın biz o güvercinle ayakta, ben ağladım. O bana baktı. Belki o da için için ağlıyordu, bilmiyorum. Uçarken elinden arkasından el salladım ve gitti. Sonrasında daha zor günler geldi. Sonrasında hayat mücadelesi başladı. Bir anneydim. Çok ufak bir çocuğum vardı. Evet, arkamda dağ gibi bir ailem vardı. Benim kendi ailem bana çok fazla yetiyordu ama. Sonuçta bir evladım vardı. O evladın içinde kopan fırtınalar vardı. O evladın eksiklikleri vardı. Mesela ben çocuğumu çok uzun bir süre kalabalığa çıkartmadım. Bir alışveriş merkezine götürüp de yemek yedirmedim. O kadar sakınmama rağmen ilk alışveriş merkezine çıktığımızda bir baba ve kız oturdu yan masamıza.
Baba o kadar ilgili bir baba ki. Yani nereden bilsin ki benim çocuğumun babasız olduğunu? İlgileniyor, ediyor, çocukla ilgileniyor, işte kızıyla konuşuyor, anlatıyor. Bıcır bıcırlar böyle Çağla gibi. Sadece benim çocuğum bana döndü dedi ki, anne dedi benim dedi babam dedi yaşasaydı dedi. Benimle böyle konuşurdu değil mi dedi. Konuşurdu anneciğim dedim. O gün ben şunu anladım, ben ne kadar sakınırsam sakınayım, benim çocuğumun hayatında hep eksiklikler olacak ve benim çocuğum hep bir şeyleri gözüyle görecek. Sonrasında güçlü olmam gerekiyordu. Ayakta durabilmek için güçlü olmam gerekiyordu. Kızım okula başladı. Büyüdü. Çok zor süreçlerden geçti. Hayatında sadece benim kızımın baba eksikliği oldu. Ben anne olarak hem anne hem baba oldum. Kızımın hayatında bir babası olmadı. Bazen çok çatışmalarımız oldu. Çağla kreşe gittiğinde belli çocukları hep dövüyordu. Biz sonra anladık neden dövdüğünü. Meğerse o çocukları babaları gelip alıyormuş. Yani arkadaşlarını dövüyordu. Meğerse yani onları da babaları alıyormuş. Orada bir doğum günü yaptık. Sonra doğum gününde ona şey yaptım. Babasıyla beraber kucağında, Hayrettin'in kucağında olan bir resim vardı. Onu pasta yaptım. Bahçede kutladılar. Çağla döndü ki, bu da benim babam dedi. Bakın bu benim babam dedi. Pastayı keserken yavaş kessin dedi. Çağla döndü ki, bu da benim babam dedi. Bakın bu benim babam dedi. Evet acıyı yaşadım ama evladımın yaşadıklarını konuşurken gerçekten ya keşke yaşamasaydık, keşke olmasaydı. Keşke benim çocuğum içinde soru işaretleriyle büyümeseydi. Şimdi çok güzel bir kız oldu. Ara verelim mi? Bir kaydı keselim de. Daha iyi misiniz? Devam edelim mi? Daha iyi. Teşekkür ederim. Terör olayları keşke hiç olmasa. Birçok ailenin evine şehit haberi geldi bu terör olaylarından dolayı. Sizin de evinize böyle bir ateş düştü. Rabbim geride kalan tüm şehitlerimizin ailesine sabır, amin, hepsine rahmet amin eylesin. Biz neyi paylaşamadık? Bizim ülkemizin ekmeği var, suyu var. Biz neyi paylaşamadık? Ne için bu kan aktı? Neden benim evime ateş düştü? O teröristleri de bir anne doğurdu. Ben evladımdan bahsederken ben içim titreyerek evladımı anlatıyorum size. O anne terörist evladını savunuyor mu acaba? Yani oğlum bugün de bir evin ocağına ateş mi düşürdün diye arkasında duruyor anneler acaba? Benim de annem var. Ben de bir anneyim. İleride kızım da bir anne olacak. O anneler ne düşünüyor? Hangi kafayla bu çocuklara nasıl bir bu bakış nedir? Yani bu neyin zihniyeti? Biz neyi paylaşamıyoruz? Lanet olsun teröre. Şu ülkede ağzımızın tadıyla neden yaşayamıyoruz? Neden çocuklar babasız kalıyor? Neden anneler evlatsız kalıyor? Neden eşler eşsiz kalıyor? Yazık, günah değil mi? Ocağına ateşi düşürdükten sonra ne hissediyorlar? Kendilerini pislik gibi hissediyorlar mı acaba? Onları bir hayvanla adlandırmak istemiyorum. Çünkü bu hayvanlara hakaret olur. Nasıl bir mahlukatlar bunlar? Sen bu ülkede doğdun. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsun. Bu ülkenin suyunu içiyorsun. Sen bu ülkede ne arıyorsun o zaman ya? Ne istiyorsun? Sen bizden ne istiyorsun? Ne istiyorsun? O askerden ne istiyorsun? O polisten ne istiyorsun? Sivilden ne istiyorsun? Senin derdin kimle? Neyle? Çevrelerindekilerin yüzüne nasıl bakıyorlar? Belki de annelerinin de haberi yok. Bu pisliklerden belki ailelerinin de haberi yok. Belki parayla kanıyorlar. Sokakta yürürken bir çocuğun yüzüne nasıl bakıyorlar? Kendi ailelerini bizim yerimize koysalar, kendi aileleri bunu yaşasa nasıl hissederler? Ama o kadar sanırım ki düşünecek beyin de yok. O kadar düşüncesizler ve o kadar gözleri kararmış. Yani o kan aktığı zaman ne oluyor? Ha ben söyleyeyim, o kan aktığı zaman benim bayrağımın kanı daha da kızıllaşıyor. Ne denir ki? Allah'ın İstanbul'un demekten başka bir çaremiz yok. Biz sizin gibi adaleti size sağlayamıyoruz ki. Hadi seni versinler elime, ne yapayım? Çok özür dilerim, ben senin gibi şerefsiz değilim ki alayım ben senin kanını akıtayım.
Dilerim ölümleri milim milim olur. Milim milim olur. Bizleri böyle parçalayarak, bölerek, bombalar patlatarak askerimizi, polisimizi, halkımızı zarar verdiniz ya. Dilerim Allah'tan böyle etleriniz böyle milim milim böyle koparak böyle bağıra bağıra can verin. Öldüğünüzde vücudunuzdan hiçbir parça kalmasın. Nasıl patlatıyorsunuz o insanları? Nasıl o insanların, çok özür dilerim, vücutları bir yerlere gidiyor? Nasıl o insanların organları parçalanıyor? Ama siz böyle milim milim geberin. Sürüne sürüne ölsünler inşallah. İnşallah. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bölemeyecekler. Biz bir ölürüz, bin doğarız. Bizler çocuklarımızı o şekilde büyütmüyoruz. Bizler çocuklarımıza ülkemiz için, vatanımız için, düşkünümüz için, ihtiyacı olan için, büyüklerimize saygı için, küçüklerimizi korumak için biz evlatlarımızı öyle yetiştiriyoruz. Sizin anneleriniz sizi nasıl yetiştirdi? Çok merak ediyorum. Keşke biriniz çıksanız da bir yürek yiyip de çıksanız da deseniz ki ben bundan yaptım deseniz de. Hani mahkemelerde geliyordunuz ya, biz size siz kimsiniz diye sorduğumuzda bize ne diyordunuz? Annelerden ben bahsediyorum şu anda. Siz ne için geldiyseniz biz de onun için geldik diye böbürleniyordunuz. Sizleri 14-15 tane avukat savunuyordu. Askeri ücretle geçiniyordunuz. Durumlarınız çok çok kötüydü. Madem ki açtınız. 14-15 tane avukatı nereden buldunuz arkanıza alıp da nasıl geldiniz? Sizin mahkemeler evet, mi? Evet, mahkemelerimizde tutukluların aileleri geliyordu böyle karşımıza oturuyordu. Avukatlar öyle bir konuşuyordu ki yani neredeyse ay çok özür dileriz. Biz canımızı verdik ama hakkınızı helal edin durumuna getiriyorlardı bizi. Adamlar o kadar pişkinlerdi ki. Teröristlerin aileleri değil mi bunlar? Teröristlerin aileleri ve avukatları. O avukatlar da yalnız tanınmış avukatlar bu arada. Askeri ücretle avukatlık ücretini ödeyebilecekleri avukatlar değildi zaten. Zaten avukatların iki tanesi bir bakıyordun. Bir sonraki mahkemede yok. Niye? Tutuklanmışlar. Sonra bir bakıyorsun önceki avukat yine yok. O da oradan da iki tane tutuklanmış. Avukatlar da tutuklanıyor. Tabii. Onlar da başka davadan yargılandıkları için. Terör finanse ediyor zamanında. Direkt terörün finansından yararlanıyorlardı. Onların anneleri gelip de bizim gözümüzün içine bakarak siz neden buradasınız dediğimizde çünkü yabancı görüyoruz. Sen neyi bekliyorsan ben de onu bekliyorum diyordu bana. Hani ben az önce bir şey demiştim hatırlıyor musunuz? Nasıl bir anne sizleri yetiştirdi diye. İşte oğlunun mahkemesine gelip de oğlunu savunan anneler yetiştirmiş onları. Demek ki onlar da o zihniyeti onaylıyorlar bu durumda. Keşke zamanında aklım yerinde olaydı da oğlun ateş düşürdüğü zaman oğluna helal olsun oğlum dedin mi? Keşke diyebilseydim ama hiç akıl etmedim biliyor musunuz? Yani bizler acımızın peşindeydik. Biraz olsun rahatlamanın peşindeydik. Tutuklansınlar, öcümüz alınsın. Başkalarına zararlar gelmesin. Ama onlar şu an elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Sorumlu olan kişiler mi? Evet, geziyorlar. Şu an tutuklu yok. Yargıtay tutuklanmaları kararını verdi ama sanırım bulunamıyorlar. İçeride yattılar mı? Bir süre yattılar, evet. Zaten bizim her mahkememizde hemen hemen sürekli hakim değişiyordu. Çoğu hakim, 15 Temmuz'dan dolayı bizim davalarımıza bakan çoğu hakim de şu anda içeride zaten. Sizin davalarınıza bakan FETÖ'cü hakimler miydi? Onlar da vardı tabii ki. Zaten çoğu içeride bizim hakimlerimizde. Çıkıp da hakim olarak ya siz ne diyorsunuz? İşte bilmem kaç kerelik ağırlaştırılmış cezası var. İşte ölene kadar burada şöyle böyle diyorsunuz. Aradan iki gün geçiyor adam. Tutuksuz çıkıyor ya böyle bir şey var mı? Sonra biz Yargıtay'a gidiyoruz. Yargıtay'dan çok teşekkür ediyorum bu arada. Yargıtay'daki görevlilerimizden, hakimlerimizden, Yargıtay'dan çok çok teşekkür ediyorum. Mahkemede Yargıtay'a onlar gittiler zaten. Suçsuz olduklarına dair. Yargıtay sonucunda tutuklanmaları talebi çıktı. Tutuklanma kararı çıktı onlar için ama yakalanamadılar. Yine bizler için bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama tutuklular salındıkları için tutuklanamıyorlar şu anda. Karar olmasına rağmen yoklar yani. O hakimlerde... Evet şu an cezalarını çeken hakimlerimiz var. FETÖ'den dolayı içeride yatan hakimlerimiz var. 15 Temmuz olduğu dönemde ben çok rahatsızlandım. 15 Temmuz'dan 1-2 gün sonra ben birdenbire iş yerimde rahatsızlandım ve kendimi bilmeyecek dereceye geldim. Daha sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldım iş yerimden.
Bir hafta dilim tutuldu, hiç konuşamadım. Bizim olayımızla çok farklı bir olaydı ama yani çok farklıydı ama sonuçta ben sanırım çok büyük bir travma atlattım. İnsanlar felç kalacağımı, artık konuşamayacağımı falan düşünüyorlardı. Ama ondan sonrasında da daha farklı hastalıklar geldi. O süreçten beri şimdiye kadar 8 tane ameliyat oldum. 5 yıl kanser tedavisi gördüm. Bir anne olarak çocuğuma çok verimsiz kaldığım zamanlar oldu. Şu an %60 engelli raporum var. Üzüntü içe ata ata tabii. Tabii ki kolay. Zaten üzüntü ayrıca yani 14 yıldır ilaçla yaşıyorum. Eşimin öldüğü dönemde de 8 ay hiç uyku uyumadım, gözümü kapatmadım. Beynin uyku merkezini bozduğumu söyledi doktorlar. Hiç uyku uyumuyordum gece gündüz. Sonra yavaş yavaş artık kabullendim mi ne oldu bilmiyorum. Sonra uyumaya başladım. Ben gözümü açar açmaz ilaçla başlıyorum hayatı. Peki kanser tedavisi tamamlandı mı? Evet tamamlandı. Ama bünye bunu kendi kendisine ürettiği için olmayacak diye bir durum yok. Olduğu zaman hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Doktorlarımız da sağ olsun ediyorlar. İlk öğrendiğim gün çok ağladım. Hastalığımı öğrendiğim gün çok ağladım. Ondan sonra hiç ağlamadım. Ne kanseri olmuştunuz? Vulva kanseri. 60 yaş üzerinde kadınlarda görülebilen bir rahatsızlık. Milyonda bir görülen cins. Türkiye'de parmakla sayılacak bir durum. Vücut üretiyor, doktorlar alıyor. İlk ameliyatımda buraya kadar kazındı. 15 dakikalık bir operasyon diye girdim. 2,5 saatte çıkabildim ameliyattan. Bu 8 ameliyat da aynı ameliyat mı? 7 tanesi aynı. 8.'si farklı bir ameliyat. Bir senedir bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama sürekli kontrollerim devam ediyor. Ama olmayacak diye de bir şey yok. Olduğu zaman doktorlarımız müdahale ediyor, öyle diyeyim. Rabbim tekrarını göstermesin. Amin. Çağla şimdi 17 yaşında. Çağla kendi imkanlarıyla İngilizceyi öğrendi. Çağla'nın çok büyük hayalleri var. Şu an üniversiteye hazırlanıyor. Yurt dışında okumak istiyor. Ben anne olarak tabii ki destekçisiyim. İnşallah kızımın gönlünden istediği gibi olur. İnşallah bir gün benim kızım o ülkede okumayı becerir. İlk sivil şehit maaşını alan çocuk Çağla'ydı. 182 lira Çağla'ya şehitlik maaşı bağlandı. Bana da 364 lira şehitlik maaşı bağlandı. Gönül ister ki sen kimsin derdinde bir kimlik göstermek istiyoruz. Bizler sadece sivil şehit ailesiyiz. Asker ve polis şehit ailesiyle sivil şehit ailesi arasında ne gibi farklılıklar var? Şimdi bizler farklı kanundan yararlandırıldık. Asker ve polis gibi haklarımızı almıyoruz. Devletimiz sivil şehit ailesi diyor bize. Bizi bu kategoride tutuyor. Fakat haklarımız aynı değil. Yani bir iş hakkı aldık, maaş hakkı aldık. Farklılık var mı? Sivil olduğumuz için çok çok düşük. Gönül ister ki asker ve polis şehidi gibi sivilin de hakları aynı olsun. Bizler de şehit verdik. Bizlerin de naaşları Türk bayrağına sarıldı. Devletimden nacizane eğer olabilirse haklarımızı aynı seviyeye getirmesini çok isterim. Ben çocuğum için isteyebilirim ama mesela anneler babalar var, onlar da isterler. Ne bileyim elimizde bir belgemiz olsun. Benim çocuğum da ben şehit kızıyım dediği zaman bir kimliği olsun istiyorum. Başkasından hak alınıp bana verilsin asla istemem. Kimsenin hakkını istemem. Bizim ailelerimiz parçalanarak öldü. Vatan için parçalandılar. Atladığım bir şey var, şunu da anlatmak istiyorum bu arada. Eşimin 3. ölüm yıl dönümüydü sanırsam. Tabutunun bayrağını almıştım ben. Tabutun bayrağını da ben her senesinde balkona asıyorum. Ve çelik halatlarla astık biz bayrağı. Anma törenine gidip geldiğimde daha ben yolun başından gelirken bayrak yoktu balkonda. Bayrağı parçalayarak indirmişler. Emniyetten arkadaşları çağırdım. Zaten bunu yapan kişiler belli. Bana diyorlar ki bak ben senin evinin adresini biliyorum diyorlar. Ben korkmuyorum ki. Ben mahkemelere gittiğim zaman zaten benim adresimi açık açık zaten hakim okuyordu. Olay olanı 14 sene oldu. Ben yine aynı yerdeyim. Ama benim eşimin tabutunun bayrağını parçalayarak aldılar. Biz hiçbir şey yapamadık. Bayrağımızdan ne hissettiler? Yani terör eylemi yapıyorlar. Doymuyorlar, bayrak indiriyorlar. Evet. Söyleyecek çok şey var aslında ama yayında söylenebilecek şeyler değil. Allah'ından bulsunlar. Devletimiz bu terör üzerine zaten çalışmalar devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah terörün bittiği, evet,
İnşallah. Birlik beraberlik içerisinde İnşallah. Yaşadığımız İnşallah. Günleri İnşallah. Rabbim nasip eylesin. Bir de işin nankörlük kısmı, o indirdiği bayrağın altında yaşıyor. Yani yediği kaba tükürüyorlar. Aynen öyle. Ve hala bu ülkenin ekmeğini yiyorlar, suyunu içiyorlar. Maneviyatta o bayrak benim için çok değerliydi. Ama onun yerine bana yeni bir bayrak hediye ettiler. Çok sağduyulu davrandılar ve içlerinde gerçekten üzülüp ağlayan polislerimiz de oldu. Dilerim hak ettiklerini, Rabbim onlara bir an önce yaşatsın. Dilerim. Şehit Aileleri Derneği'ne kayıt olduğunuz ilk günü anlatmıştınız. Evet, Şehit Aileleri'ne ilk kayıt olduğumuz zaman Çağla 4-4,5 yaşındaydı. Orada başkanımızın kızı bana bir kağıt kalem verir misin demişti. Orada çok güzel bir resim yapmış. Başkanımız da sağ olsun o resmi saklamış. Babasının resmini köşeye koyarken Çağla'nın resmini de çerçevelettirmiş ve babasının yanında duruyor o resmi. Bu düşüncesinden dolayı da başkanımız Sayın Mehmet Güner'e çok çok teşekkür ediyorum. Gördüğümüz zaman ben çok mutlu oldum. Çağla derneğe geldiğinde şey der, bak hatırlıyor musun bunu sen yapmıştın der. Çağla kafasını sallar. Artık aile gibi olduk. Yani onlar da bizim bir ailemiz. Sağ olsunlar. Hiçbir zaman desteklerini bırakmıyorlar. Şehit ailelerimiz ne gibi destek alıyor? Resmi yollardan örneğin, çünkü şehit anne ve babalarımız artık yaşlandı dernektekiler. İşte yazışmaları olur, erzak yardımı olabiliyor. Bazen çocuklarımız için süt yardımı oluyor, burs yardımı olabiliyor. Başkanımız her zaman elinden geldiğince arkamızda, sağ olsun bizler için çok fedakarlık yapıyor. Bu yardımları sivildeki insanlar mı yapıyor? Tabii derneğe gelen bağışlarla yapıyor bunu başkanımız. Kimin ne hakkı varsa imza karşılığında başkan bunların dağıtımını sağlıyor. İhtiyaç durumlarını biliyor herhalde. Tabii ki ihtiyaç durumlarını biliyor. Örneğin derneğe herhangi bir yardım geldiğinde işte ihtiyaca göre kimin ne ihtiyacı varsa belirliyor. Derneğin dışında bizler artık orada aile olduk. Yeri geldiğinde Mehmet Başkan babamız da olabiliyor. Sağ olsun. Bu derneklerin amacı da zaten şehit ailelerimize olabildiğince evet. maddi manevi evet. katkıda bulunmak, aile olabilmek. Derneğe gittiğim zaman hemen eşimin resmine ben bakarım. Yani şöyle bir kafamı hemen şöyle bir çeviririm. Bakarım yani. Herkes şehidinin resminin yerini bilir. Ya özlem gideriyorsun, gururlanıyorsun. Orada olduğunu biliyorsun. Eminim ki başkanım elinde daha farklı imkanlar olduğunu, daha farklı şeyler yapacaktır. Rahmetli eşinizin antrenör olduğunu söylemiştiniz. Birçok ünlü futbolcuyu da yetiştirmiş. Emre Belözoğlu gibi ismini sayabileceğim bir sürü futbolcu kazandırmış futbol evet. camiasına. Peki bu patlamadan sonra futbol camiasında size maddi manevi herhangi bir destekte bulunan oldu mu? Hayır, olmadı. Yani olmadığı gibi arayıp başsağlığı dileyen de olmadı. Bir tek Galatasaray kulübü çelenk yollamış. Onu da çok çok daha sonra gördüm, resimlerde gördüm. Kendi sitelerinden başsağlığı mesajı yayınlamışlar. Ama bana birebir ulaşan hiçbir futbolcu ve kulüp olmadı. Eşinizin Galatasaray'la ne bağı vardı? Futbol okulu çalıştırıyordu Bağcılar'da. Orada hocalık yapıyordu. O ve birkaç arkadaş da hocaydı orada. Ama kulüpteki öğrencilerinden bahsetmiyorum zaten. Onlar zaten cenazesinde o çocukların hallerini zaten görmeniz lazımdı. Eşiniz hangi futbolcuları yetiştirdi? Yani şu an en bilinen Emre Belezoğlu var. Nezih'i var. Emre de zamanında biz evlendiğimizde zaten hocasını aradı. Düğün hediyesi yolladı bize. Ama sonrasında hocası öldükten sonra aramadı. Patlamanın üzerinden kaç sene geçti? 14. seneye giriyoruz. Peki şu an nasılsınız? Aslında hiç beklemediğim bir soru biliyor musunuz? Çok yorgunum. Çok mücadele ettim. Hep ayakta durmak zorundaydım. Ve bundan sonra da durmak zorundayım. Çok güçlü olmak zorundayım. Çocuğuma hem anneyim hem babayım. Ay yıldızlı bayrağımın altında yaşamaya devam ediyorum. Ve yaşamaya devam edeceğim. Bu bayrağın altında yaşamak istemeyen ve zarar vermek isteyenler ne yapsınlar biliyor musun? Çekip gitsinler bu ekmeğin suyunu yedikleri içtikleri ülkeden. Bu yedikleri ekmek ve su haram zıkkım olsun onlara. Ben kendi vebalimden geçtim. Benim 4 yaşında kalan çocuğumun vebalini hiçbir zaman ödeyemesinler. Rabbim onlara gün yüzü göstermesin. İnşallah.
İnşallah. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz Bengü Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu kadar şey anlatabileceğimi düşünmüyordum. Hatta geldiğimde kendimi çok boş hissediyordum. Meğersem çok anlatacağım şeyler var. Çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladığınız için. Davetinize icabetimin en önemli sebeplerinden biri eşimin ismini yaşaması. Benim eşim Hayrettin Güler. Ülkemize, devletimize faydalı şeyler yaptı. Kötü bir olay sonucu, bir terör saldırısı sonucu ben eşimi kaybettim. Benim eşim ilk patlamada eve de dönebilirdi. Çocuğuna baba da olmaya devam edebilirdi. Benim 4 yaşındaki çocuğum babasız da kalmayabilirdi. Türk olduğu için, vatana, millete hizmet ettiği için oradaki insanlara yardım etmeyi tercih etti. Vatan uğruna canını verdi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah hiçbirimize bir daha bu acıları yaşatmasın. Mekanları cennetin en güzel yerinde olsun. İnşallah. Bizler de sizi ağırladığımız için, hikayenizi izleyicilerimizle paylaştığınız için teşekkür ederiz. En azından bu hikayeyi izleyin. İzleyicilerimize vatan millet aşkını, ülkemizin değerlerini aktarabiliyorsak, yaşananlardan ders çıkartabiliyorsak ne mutlu bizlere. Sizler de şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizin eşinizi ve geride kalan tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Bengü Hanım, bizim yakında Korku Takvimi filmimizin galası olacak. İnşallah 13 Mayıs 2022 tarihinde vizyonda olacağız. Sizleri de galamızda görmek isteriz. Bu iki kişilik gala davetiyesidir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olurum. Kızımla katılacağım. İnşallah utandırmasın. İnşallah. Evet sevgili dostlar, Bir Anlatırsam Film Olur ekstra programının daha sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Bengü Güler Hanım'dı. Hayat hikayesini ve eşinin şehit olma olayını anlattı. Rabbim şehitlerimize tekrar rahmet eylesin. Ülkemizin birliği ve beraberliği daim olsun. İnşallah başka şehit haberleri almadığımız günler olur. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Sevgi, sağlıcakla, hoşça kalın.